Esin bu sonsuz serinin yakınsadığı değer olduğunu varsayalım. Bu serinin yakınsadığı da bir başka varsayım tabii. Serinin tanımında da her terimin n'in bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Bunun integral testinde kullandığımız seriyle benzer bir seri olduğunu, başka bir deyişle bu fonksiyonun ilgilendiğimiz aralıkta sürekli, pozitif azalan bir fonksiyon olduğunu da varsayacağız. Sürekli, pozitif ve azalan. Anlaştık mı? Bu sürekli ve azalan anlamına gelmiyor. Şu şekilde yazarsam sanırım daha iyi olacak. Sürekli, pozitif ve azalan. Evet, buna benzeyen bir fonksiyon olabilir. Bu videoda S etrafında bir aralık bulup bulamayacağımız üzerine konuşmak istiyorum. Neden diyecek olursanız öncelikle bunun faydalı bir şey olduğunu söylemek isterim. Yakınsadığı değerin tam olarak neye eşit olduğunu bulabildiğimiz seriler de var ama bunların yanında hangi değere yakınsadığını bulamayacağımız seriler ile de karşılaşacağız. Bu durumlarda da bilgisayarlardan faydalanmamız gerekebilir ama yine de tahmini bir değer elde etmek son derece derece faydalı olacaktır. Ayrıca bunun yanında elde edeceğimiz tahminin mümkün olan en az işlemle mümkün olduğu kadar iyi bir tahmin olmasını da istiyoruz. Peki, hadi biraz düşünelim. Öncelikle buradaki sonsuz toplamı sonlu toplamların toplamı olarak yazmak istiyorum. Mesela ilk k tane terimle başlayalım. n eşittir 1'den k'ya kadar fn'lerin toplamı. Bunun hesaplayabileceğimiz bir şey olduğunu fark etmiş olmalısınız. K eğer yeteri kadar düşük bir değer ve F de basit bir fonksiyonsa hesabı hesap makinesiz bile yapabiliriz. İsterseniz hesap makinesi de kullanabiliriz tabii. Artı sonsuz bir seri daha yazacağız ama bu defa k artı birinci terimden başlayıp sonsuza kadar devam edip yine fn'lerin toplamını alacağız. Şimdi eğer bunun alacağı değer için bazı sınır değerleri belirleyebilirsek bunun sınır değerlerini de elde etmiş oluruz öyle değil mi? Neden diyecek olursanız bu... İlk K terimin kısmi toplamı ve bu da bizi gerçek değere ulaştıracak kalan. Bunun neye benzeyeceğini buradaki kısmi toplamı aldıktan sonra göreceğiz. Ve bunu yazmak açıkçası bunu yazmaktan çok daha kolay Heh, en azından benim için. Şimdi size soruyorum, bunun için sınır değerleri bulabilir miyiz? Ne dersiniz? Bunu yapmak için buradaki grafiği kullanarak integral testi için kullandığımız mantık ve kavramlar üzerinden geçeceğim. Toplamın bu grafiğe göre neyi temsil ettiğini bulmak için iki farklı yol kullanabiliriz ve az sonra da göreceğimiz gibi bu bir x değeri ve sonsuz arasında yüksek bir tahmin olabilecekken farklı bir bölge için düşük bir tahmin de olabilir. Haydi bakalım. İsterseniz önce düşük tahmin üzerine biraz kafa yoralım. Evet, düşük tahmin. Buradaki değerin k olduğunu varsayalım. Sarı ile yaparsam daha iyi olacak. Burası k olsun, burası k artı 1, burası k artı 2, ee, biraz daha yakın olmalı, k artı 2 ve burası da k artı 3 olsun. Bu toplamı gözümüzün önüne getirmek için az sonra çizeceğim dikdörtgenlerden yardım alabiliriz. Birinci terim, şu an çizmekte olduğum dikdörtgenlerden dikdörtgenin alanına eşit olacak. Dikdörtgenin uzun kenarı fk artı 1'e eşit. Şuraya not edelim. fk artı 1. Kısa kenarı ise 1'e eşit olduğuna göre alanı fk artı 1 çarpı 1'den fk artı 1 olur. Ve bu da buradaki birinci terimle aynı şeydir öyle değil mi? Evet. Bu serinin birinci terimi de fk artı 1. Güzel. Aynı mantıkla ikinci terimi buradaki dikdörtgenin alanı, evet ve üçüncü terimi de bunun alanı olarak düşüneceğiz ve bu şekilde de devam edeceğiz. Peki bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamı neye eşittir? Bunun tahmini bir değer olacağını söyleyebilir ve x eşittir k ile x eşittir sonsuz arasında bu eğri ile x ekseni arasında kalan alana eşit olacağını düşünebiliriz. Bu tahmin düşük bir tahmin olacaktır. Tüm bunların alanın içine dahil olduklarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da R alt indis K'nın küçük ya da eşit x eşittir K ile x eşittir sonsuz arasında f dx'in belirsiz integrali olarak yorumlanabilir. Ve bu sayede de kalan için bir üst sınır değeri belirlemiş oluruz öyle değil mi? İş ilginçleşmeye başladı. Neden diye düşünüyorsanız, s buna eşit öyle değil mi? Ve eğer bu bundan küçük bir değer alacaksa s'in de kısmi toplam artı bu. Yani k'dan sonsuza kadar fx dx'in belirsiz integralinden küçük olacağını söyleyebiliriz. Bu buna eşit ve eğer bu bundan küçükse bunun da bununla bunun toplamından küçük olması gerekir. Bu sayede de eğer bu ikisinin neye eşit olduğuna hesaplayabilirsek ki bunu çoğu zaman yapabiliriz. Biliriz. O zaman buradaki gerçek toplamın yakın değer içinde bir üst sınır. Bulmuş oluruz. Peki, ya alt sınır değeri? Bunun için de aynı sonsuz toplamı ele alacağız ama bu defa birinci terimi buradaki dikdörtgen ile değil, buradaki dikdörtgenle kavramsallaştıracağız. Yükseklikleri aynı ama bu, buna göre biraz daha sağa doğru ötelenmiş bir dikdörtgen. Ee, i̇kinci terimi bununla üçüncü terimi de bu dikdörtgenle temsil edeceğiz. Birinci dikdörtgenin alanı uzun kenarı yani fk artı 1 çarpı 1'den yine fk artı 1'e eşit olacak. Evet bu alan birinci, bu alan ikinci ve bu alanda üçüncü terimi temsil edecek. Anlaştık mı? İsterseniz buradaki sarı dikdörtgenleri bir birim sağa ötelediğimizi de düşünebilirsiniz ama bunun az öncekine göre farklı bir alanı temsil ettiğinin farkındasınız değil mi? Değil mi? Bu eğri ve x ekseni arasında kalan alanın k ile sonsuz arasındaki değil k artı 1 ile sonsuz arasındaki toplamına eşit. Bu yüzden de bu toplam düşük bir tahmin yerine yüksek bir tahmin elde etmemize sebep olur. Eğri dikdörtgenlerin içinde kalıyor değil mi? O halde hemen not edelim. R alt indis k büyük ya da eşit k artı 1'den sonsuza kadar fx dx'in belirsiz integrali. Ve bu da bunun alt sınırını belirlemekle kalmayıp buradaki toplam içinde bir alt sınır elde etmemizi sağlıyor. Bu eğer bundan büyükse bu da bunun yerine buradaki belirsiz integrali koyarak elde ettiğimiz değerden büyük olur. Not ediyorum. S büyük ya da eşit S alt indis k artı k artı birden sonsuza kadar fx dx'in belirsiz integrali. Bu noktada içinizden bu gerçekten de çok göz korkutucu. Zaten bir sürü soyut sembol vardı. İşin içine bir de integralleri soktun. Şimdi ne yapacağız diye geçirmiş olabilirsiniz. Ama bundan sonraki birkaç videoda da göreceğimiz üzere bunlar çoğu zaman hesaplaması kolay ifadelerdir. Evet, eğer k çok büyük değilse hiç zorlanmadan bu kısmi toplamın neye eşit olduğunu hesaplayabiliriz. Büyükse de bir hesap makinesi hatta bilgisayardan yardım alabiliriz. Bu integralleri ise dediğim gibi çoğu zaman kendi kendimize hesaplayabiliriz ama hesaplayamadığımız durumlarda diğer analitik araçlardan da yardım alabiliriz. Sonuç olarak serinin yakınsadığı gerçek değer için oldukça iyi bir aralık elde etmiş oluruz. Ayrıca k büyüdükçe tahminin iyileştiğini ve tahmin için elde ettiğimiz aralığında kısaldığını göreceğiz. Buradaki eşitsizlikleri bir araya getirirsek, s'in bundan küçük ya da eşit e, kopyalayıp yapıştırayım. Evet. Ve bundan da büyük ya da eşit olduğunu yazabiliriz. Kopyalayayım ve yapıştırayım. Hayır, böyle değil. E, evet. Şimdi oldu. Şu anda gözünüze korkutucu görünse de önümüzdeki videolarda yapacağımız örnekler ile bunun aslında hiç de göründüğü kadar korkunç bir şey olmadığını anlayacağınızı umuyorum.